Görüntülerde işte kendini metafizik uzmanı sanan Efendim bazı hocalar, işte e, üç harfliler, cinler bir yerden bir yere bir şey taşıyamazların e, deneyini yapmışlar evet. canlı yayında. E, böyle değişik bir yorgan örtmüşler, yorganın içine bir şey koymuşlar. Ondan sonra e, isterseniz siz de biraz devam edin. Yani ben de çok merak ediyorum. Hiçbir şey yapamadılar da o yorganı niye kullanıyor acaba? Madem bir parayı uçuracak veya bir paraya gidirecek, şu para, şurada bir para. Evet. Yani diyelim şunu bir para. Evet. Şu paraya buraya koyup ucuruyorsanız Üstünü örtmeden. Üstünü örtmeye gerek yok. Ört ben çünkü onlar bana anlatamazlar da bana yapamazlar da. Bunu örtmeye gerek yok. Bu parayı buraya alacak. Evet. Benim buradan oraya atacak. 10 on, santim oynatsın yeter. Ben 10 santime 1000 metre diyeceğim. Şimdi şey diyorlar işte, işte Türk televizyonlarında işte YouTube'da yapıyorlar bu canlı yayını. YouTube'da ilk defa böyle bir şey yapacağız. Ben de o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Biz de nasip olursa Salih Hocamla burada Türk televizyonlarında ilk defa yapılmamış bir şey yapacağız değil mi hocam? Tabii, sen de yapabilirsin çok kolay. Şimdi bu kalemi değerli izleyiciler görüyorsunuz masaya koyuyoruz. Kıymetli yönetmenim de zoom girsin buna. Şimdi ben bu kalemi hareket ettireceğim hocam. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Gördünüz mü hocam? Evet. Değerli izleyiciler. Nasıl oldu bu kalem oynadı? Bilmiyorum. Siz de yapabilir misiniz hocam aynısını? Ben de yapabilirim. Ben istersen nasıl yaptığınızı yaparak anlatayım. Önce bir yapın hocam. Tamam. Bakın. Hiçbir şey okumamana gerek yok. Bak. Şimdi orada adam ne diyor? Allah dostlarını davet ediyorum diyor. Öyle diyor. Allah mesela ala seyyidina Muhammedin ve Muhammed diyor. Peygamberi de kullanıyor. Allah dostlarını da davet ediyor. Evet. Ve parayı uçacağını zannediyor. Havasını alıyor tabii. Biz onları yapmaya gerek yok. Allah dostlarını biz iyi yerlerde kullanırız. Onların yerleri peygamber, alimler, peygamberlerin Hayır, varlıkları. Bir de terörleri. parayı uçurmak için Merkez Bankası ne şansı yok hocam? Hocam parayı uçurmanın ne faydası var? Ben onu çözemedim yani. Ali. Belev uçuramaz ki yalan da. Ya yani uçurtma ya bu uçurur. İbine ip bağlar, rüzgar uçurur. Drone bağlayabilir. Bu başka yani bir şey. Para her şekilde uçurulabilir. O zaman Merkez Bankası ne şansı yok hocam? Onları hep yanına alabilir. Benim üzüldüğüm bir tek şey, alimlerin isimleri kullanılıyor, Abdülkadir Ceylan'ın ismi kullanılıyor. Bunlar olmaz hocam. Bunlar aldatma... Peygamberimiz diyor, aldatan bizden değil. Gelsin burada benim canlı yayında bunu bana yapsın, ben onu eline alırım. Gelsin canlı yayında burada yapsın. Abla beklerim onu, gelsin. Canlı yayında o parayı uçursun. Ben bunu, yok yorgan koydum, bilmem ne koydum. Ben çok leğenin altından ip çıkan ipleri gördüm. E tamam haftaya davet edelim. Buradan evet. da söz hakkı doğdu. Burada gelsin. Ha ama... Konuk alalım. Şimdi Mısırsın. siz burada, bu, bu kalemi... Şimdi biz nasıl uçuracağız? İşte kamera zoom gireceğim sizde uçur. biz Allah dostları bu işi bizde yaptığımızı görse bizi döverler. Hareket Böyle bir şey gerek yok. Hocam. Aa, ben yapayım. Yapın hocam. Gidiyor evet. mu bu kalem? Evet hocam. Gidiyor. Şimdi bunu Bu kalem benim de hocam bu arada. Bunu alayım ben. Evet. Şimdi bunu gören insanlar derler ki ya Salih hoca kalemi oynattırdı, değil mi? İşte YouTube'da da böyle şeylere inanmayın. Hocam nasıl yaptınız onu da bir Bakın ben da. söyleyeyim. Bakın genel, genel, kameramız görsün. Ben bunlar bu sihirbazlar ben öyle iyi tanırım ki hocam. Bunları bana sorun. Bana yanıma hiçbir şey yapamaz bunlar. Hocam şu elinizi koyuyorsunuz. Evet. Kamera ağzından çıkıyor. Üflüyorsunuz bakın. Evet hocam. Kalem oynadı değil mi? Şimdi bunu YouTube'da yapsanız saniyede kamerayı çevirseniz o kalem oynar. Bunun başka yöntemi var. Kalemin içinde demir var. Altına mıknatısı koyun masanın altına. istediğiniz gibi bunu oynatırsınız. Evet. Elinizi masanın üstüne koyun, dizinize mıknatısı koyun, mıknatısla oynayın. Ayağınızı oynayın sallarsınız. Yani fincanın içine mıknatıs koyarsın. Alttan da başka bir mıknatıs, güçlü bir mıknatıs. Bakın hocam. Fincan da oynayabilir. Kesinlikle el değmeden. Yani şu el değmeden. Bazen fincan oynatıyorlar ya yani fincan tabet ediyorlar. Oraya bile el değecek. Şu el değmeden. Bana bir kişi ben bunu aldım da ucurdum veya kaldırdım veya yürüttüm desin onu benim yanıma getirsin. Üstünde gelsin. örtü de olmayacak. Örtü de olmayacak. Hocam örtüler hep mekanizmadır zaten. Pasafis. Hayır örtüyü niye kullanıyorlar Ben, ben o vakıftaki ay adamları seviyorum. İyi insanlardır onlar. Bilmezler onu. Vallahi orada peygamberlerin isimleri geçiyor. İşte Abdülkadir Ceylan ve işte bazı tarikat sahiplerinin isimleri geçiyor. Onlardan himmet. Yani himmet dedim bana ben parayı ucuracağım. Ya böyle bir şey yok hocam ya. Bak İslam böyle değil hocam ya. Böyle olmaz. Peygamberler, alimler bu işler için yok. Bir de böyle bir şey yapmaz. O yaptığı yalancılık. Benim yanıma yapamaz onu da. Yalancılık da. Yani anlatacağım, reklam olur diye kaçıyorum. İşte bir kalem. Gördün bunu sen de yapabiliyorsun, ben de yapabiliyorum. Az önce yaptık hocam. E, ya hocam öyle sihirbazlar var ki böyle anlamazsınız. Ruhunuz duymaz. Biz bunları yaşıyoruz.